İtiraz eden iller arasında yer alan Iğdır'da seçim kurulu kararını yazılı olarak açıkladı. Seçim süreci ve sonucunun kutupsallaştırdığı Azeri ve Kürt vatandaşlara ise gazeteci Cabbar Şıktaş itidal çağrısında bulundu. Sancılı bir sürecin ardından gerçekleştirilen yerel seçimlerin yankıları devam ediyor. Birçok ilde olduğu gibi Iğdır'da da kıran kırana bir seçim yarışı vardı. MHP ve BDP'nin iddialı olduğu şehirde başkanlık seçimini 547 oy farkla BDP kazandı. Seçimi az bir farkla kaybeden MHP adayı Gündüz Güneş, sonuca itiraz ederek Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvuruda bulunmuştu. Seçim kurulundan bugün yapılan yazılı açıklamayla seçim esnasında yapılan bazı usulsüzlüklerin tespit edildiği ancak bunun seçimin tekrarlanmasını gerektirmediği duyuruldu. Seçim süreci ve sonucuysa Azeri ve Kürt halkının birlik ve beraberlik içinde yaşadığı Iğdır Ovası'nda tarafların kutuplaşmasına neden oldu. Konuya ilişkin bir yazı kaleme alan Yeşil Iğdır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cabbar Şıktaş tarafları itidale çağırdı. Halkın iradesine saygılı olmalıyız. Sandıktan kim çıkarsa çıksın saygı duyacak, tebrik edeceğiz. Kazanan tarafta zafer sarhoşluğu yaşamamalı, tahrik edici davranışlardan sakınmalı. Duygularına yenik düşenler elbette ki olacaktır. Ancak bu şehirde hepimiz birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Yarın telafisi mümkün olmayacak davranışlardan kaçınmamız gerekiyor. Her ne kadar demokrasiye inanan kişiler de olsak bazen nefsimize yenik düşer, yenilgiyi hazmedemez, isyan ederiz. İçimizde fırtınalar kopar. Ancak fırtınayı kasırgaya dönüştürmemek, kontrollü olmak gerekir. Bir kıvılcım bir şehrin yaşanılmaz hale dönüşmesine sebep olabilir. 13 yılında MHP adayı Gündüz Güneş seçim sonuçlarına itiraz ederek sayımın yinelenmesini istemişti.